ben Gökçe Kınalım. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle sohbetli bir video yapacağız. Biliyorum uzun zamandır düzensiz bir şekilde videolarım geliyor son zamanlarda. İşte bu videoda o bana sormuş olduğunuz soruların cevaplarını vereceğim. Taşındım mı? Ne oldu? Niye New York'tan geldim? Neden İstanbul'dayım? Gibi gibi sorularınızı cevaplayacağım. Bir yandan da sizlerle sohbet ederek bir makyaj videosu yapmak istiyorum. Çünkü gerçekten makyaj yapmayı ve sizlerle bu şekilde konuşmayı çok özledim. Umarım izlerken sizler de keyif alırsınız. Makyaja başlayalım. İlk olarak NYX'in bu Pore Filler gözenek küçültücü primerını kullanacağım. Ben bu primerdan memnunum. Uzun zamandır da kullanıyorum biliyorsunuz. Benim gayet gözeneklerimi güzel bir şekilde küçültüyor. Ve gün içerisinde şu özellikle bu burnum çok fazla yağlandığı için o yağlanmayı engelliyor diyebilirim. Ben bayağı bir memnun kaldım açıkçası. NYX'in ürünlerini hem online olarak hem de store'dan bulabilirsiniz. Cevahir'de açıldı yeni. Bir de Bostancı Cadde'de var. Oradan da yine aynı şekilde NYX'in tüm ürünlerine ulaşabilirsiniz. Fondöten olarak da NYX'in ürünü kullanacağım. Son zamanlarda bu fondöteni gerçekten çok sevdim. Yapısı böyle çok güzel. Kremsi, ne çok mat, ne çok fazla parlak. Çünkü son zamanlarda T bölgem çok yalandığı için mat fondötenleri kullanmayı tercih ediyorum. Ama bu sefer de böyle bir cilt sağlıksız çok mat duruyor. O yüzden bu tam da benim aradığım yapıda. Çok beğendim bunu. Bu HD Studio. Bunu şimdi alacağım. İlk önce fırçama, daha sonra süngerle uygulayacağız. Rengi tam da benim istediğim gibi. Rengini bayağı sevdim. Çok güzel bir şekilde uygulanıyor bu arada. O da benim çok hoşuma gitti. Yani ellerinizle bile çok kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Ve bence kapatıcıyla çok çok güzel. Evet, neler yapıyordum? Son 2-3 aydır ne kadar çok fazla sürdüm şu anda fondöten. Farkındayım. Bunu şimdi süngerle birazcık fazlalığını alacağım. Son 1-2 aydır, hatta son 2-3 aydır. 3 ay olmadı. 2 aydır. 2 aydır İstanbul'dayım. İşte yeni oda yapıyorum, yeni arka plan yapıyorum diye tamamen İstanbul'dan taşındım mı, New York'ta mısın, neredesin gibi çok fazla soru geliyor. Hayır, taşınmadım tamamıyla. Zaten iki şehirde de yaşıyordum aslında. Neden bu kadar soru geldiğini de anlamadım. Hatta Snapchat üzerinden beni takip edenler bilir. Geçen yıl işte artık kış mevsimini tamamen İstanbul'da geçireceğimi söylemiştim. Çünkü bir, New York çok soğuk geçiyor. -20 derece falan. İkincisi, ailemle çok daha vakit geçirmek istiyorum. Üçüncüsü de tabii ki de işlerim için kış mevsiminde özellikle İstanbul'da olmayı tercih ediyorum. İstanbul'u ben çok seviyorum gerçekten. O yüzden İstanbul'da olmak bana iyi geliyor. New York'u da çok seviyorum. İki şehirde çok sevdiğim için. Şu anda imkanlarım olduğundan dolayı iki şehirde de yaşayabiliyorum. Hem işlerim için de geliyorum. Yani her şey yolunda, hiçbir sorun yok. Nişanlımla da ilgili bir problem yok. Onunla da ilgili çünkü çok fazla soru geldi. Her şey yolunda. Okulumu soranlar da oldu. Okulumu dondurdum mu, ne oldu falan diye. Yani evet, okulumu dondurdum. Çünkü New York'ta donmak istemiyordum. Aslında dondurdum diyemem. Zaten son iki dönemdir aynı dersleri, aynı eğitimi görüyorum. Çok fazla bir şey kaçırmadım. Hem okuldan çok sıkıldım hem de işte New York'un o soğuk havasında yaşamak açıkçası istemedim. O yüzden şu anda İstanbul'dayım. Her şey yolunda. Bu arada fondöten yapısını görüyorsunuzdur. Bu fondöten gerçekten çok güzel bir fondöten. Ne çok mat, ne çok böyle parlak. Tam istediğim gibi. Süper. Dudaklarım çok kuruyor. Nivea'nın nemlendiricisini kullanacağım. Şimdi hemen kapatıcımı uygulayacağım. Urban Decay'in Naked Skin Concealer'ını uygulayacağım. Bu da benim çok sevdiğim bir kapatıcı. Yine bunu da uygulaması çok kolay. Grileşmiyor. En önemlisi o. Tabii ki renk seçiminiz çok önemli. Ona mutlaka dikkat edin. Şimdi bunları şöyle yine süngerimle uyguluyorum. Bu arada annemler geldi. Annem ve arkadaşı geldi. Şimdi onlar dedikodu yapacaklar. Umarım onların da sesi gelmiyordur. Ne kadar zor şartlarda video çektiğimi de görüyorsunuz ayrıca. Yok, Allah daha zor şartlar vermesin. Şımarıklık yapmayayım. Her şey istediğim gibi. Çok güzel bir şekilde uygulanıyor. Şöyle şöyle. Biraz daha kapatıcı ekledim. Neden bu kadar uyguladığımı bilmiyorum ama biraz daha yoğun bir kapatıcılık istiyorum. Çünkü
göz altlarımıza herhangi bir şey kullanmayacağım, bir far falan. O yüzden biraz daha böyle pürüzsüz olmasını istiyorum göz altlarımın. Onun haricinde başka neler yapıyorum? Genelde annemin yanındayım bu arada. Annemin dükkanında çok oluyorum. Onunla beraber vakit geçirmek istediğim için. Onun haricinde toplantılar, görüşmeler var. Markalarla tanışıyoruz. Çünkü ben New York'ta olduğum için genelde böyle mail üzerinden konuşuyorduk. Şimdi artık markalarla yüz yüze tanışıyoruz, görüşüyoruz. Sosyal medyada artık hani eskisi gibi New York'ta yolda yürürken falan sürekli böyle işte bakın ben buradayım, yürüyorum. Bunlar da caddeler, bunlar sokaklar diyordum ama buna da çok alışmışsınız galiba. Neden artık eskisi gibi Snapchat'te aktif değilsin falan diye. Gerçekten maalesef İstanbul'da sokakta yürürken bırakın telefona snap atmayı, kamerayı elime alıp vlog bile çekemiyorum. Niye böyleyim, niye bu kadar utanıyorum ama gerçekten çekemiyorum. O yüzden aktif olamamın sebebi bu. Bir de hani Amerika'da işte yolda sokakta snap çekmemin amacı hani farklı sokaklar görüyorsunuz, farklı evler görüyorsunuz diye genelde o şekilde çekim yapıyordum. Zaten hani İstanbul'dayım. Böyle şimdi birisini gösterirsem beni niye çekiyorsun diye abi beni dövebilir yani. O yüzden pek fazla böyle çekim yapamıyorum. Bu arada Laura Mercier'in bu toz pudrasını kullandım. Böyle çok hafif baking yapıyor gibi yapacağım. Sonra hemen çok fazla kurutmadan onları alacağım. Göz makyajını neler kullanmalıyım diye düşünüyorum. Havalar soğuduğuna göre soğuk bir makyaj yapalım o zaman. O yüzden de bu Anastasia Beverly's'in Artist Palette'indeki şu iki rengi kullanacağım. Zaten diğer tüm renkler oldukça canlı bahar renkleri aslında. Hiç son kışla alakalı değil. O zaman şöyle yapalım. İlk önce kriz bölgesine birazcık şöyle gölge vereyim. Daha sonra da bu renkleri beraber uygulayayım. Şimdi gözüme gölgeyi veriyorum. Köşelerden başlayarak Dust Rose rengini alıyorum. Aslında bunu tüm göz kapağıma uygulayacağım. Böyle çok fazla hani gölgeli bir makyaj yapmayacağım çünkü. Artık hani o kadar fazla geçişli gölgeli göz makyajları son zamanlarda pek fazla trend değil. Mutlaka farkındasınız. Tekli farlar, işte eyeliner ya da sadece maskara daha çok fazla moda son zamanlarda. Yani çok böyle geçişli dumanlı göz makyajlarını artık pek fazla görmüyoruz. Aa diyorum bir problem var. Kaşlarımı boyamadım. Hemen kaşlarımı da boyayayım ben. Şu pudralarımı temizliyorum. Şöyle. Şu köşelere de daha çok uyguluyorum, gölgeyi veriyorum. Bu arada kullandığım fırça NYX'in fırçası ve ben çok beğendim. 17 numara. Çok güzel bir şekilde farı dağıtmama yardımcı oluyor. Bayağı beğendim yani. Tek gözlüğümü bitirdim. Diğer gözlüğüme geçmeden önce kaşlarımı dolduracağım. Kaşlarım olmadan olmaz. Ne yaparsam bir gün kaşlarım şekillenmeyince makyaj hiçbir şekilde ortaya çıkmıyor. Kesinlikle çıkmıyor. Anastasia Beverly's'in Brow Wiz kalemini kullanıyorum. Bu çok pratik. O yüzden bunu kullanıyorum. Aslında genelde hani böyle daha çok jel formundaki ürünleri kullanıyordum biliyorsunuz videolarımda. Ama son zamanlarda kalem benim için biraz daha pratik olmaya başladı. Şöyle kaşımı boyadım. Evet. Güzel oldu. Buraları niye doldurmuyorsun diye soracak olanlara doldurmuyorum. Çünkü ben öyle seviyorum. Yani çok böyle boyalı boyalı olsun istemiyorum. Full baştan sonuna kadar zaten yeterince boyuyorum. O yüzden genelde bu kısımları boş bırakmayı tercih ediyorum. Üzerinde bu Elf'in Clear maskarasını uygulayacağım. Yıllarca 4 yıldır bu ürünü kullandığımı biliyorsunuzdur. Sadece 1 dolar ve mükemmel. Mükemmel bir ürün. Bunu da böyle kaşlarımı sabitlemek için kullanıyorum ve bu kaşlar asla böyle aşağı inmiyor. Gün boyunca sabit bir şekilde böyle havada oluyor. Kaşlarımı boyadıktan sonra şimdi diğer yine gözüme uyguluyorum. Bu arada farkındaysanız göz için bir primer kullanmadım. Pişman oldum aslında şu anda çünkü son zamanlarda göz kapaklarımda çok fazla yağlanıyor. Ama unuttum. O yüzden bunu unuttuğum için bunu da sürmeyeceğim. Haksızlık olmasın. Bunu şöyle gördüğünüz gibi gözlerimin içine kadar geliyorum. Bu tarz gölgeyi inanılmaz seviyorum. Ve böyle kullanıyorum. Tabii bu birazcık fazla çekik oldu. Bunu düzeltmem gerekiyor. Böyle olmaz. Şimdi şöyle o gölgeyi verdikten sonra tekrardan fırçamı alıyorum ve
yuvarlak daire hareketleriyle gördüğünüz gibi uyguluyorum tam karıştırma bölümüne. Aslında çok da soğuk renklerde bir makyaj olduğunu düşünmüyorum. Çok da soğuk bir renk değilmiş. Yani normalde baktığımda soğuk gözüküyor ama demek ki çok da fazla uygulandığında soğuk olmuyormuş. Çünkü bakıyorum gayet de normal. Ne çok sıcak ne çok soğuk bir renk. Şimdi birazcık da köşelere daha böyle yoğun morumsu bir renk kullanacağım. Hemen yanındaki rengi kullanıyorum, şu renk. Şu şekilde tam köşelere uyguluyorum. Şimdi birazcık da eyeliner uygulamak istiyorum. New York Color'ın eyeliner uygulayacağım. Bu eyeliner biliyorsunuz hem çok uygun fiyatlı hem de çok yoğun bir siyah olduğundan dolayı ben bunu kullanmayı tercih ediyorum. Evet, fırçası birazcık uzun. Sürmekte zorluk çekebilirsiniz. O yüzden fazlalığını mutlaka böyle şu şekilde alın. Daha rahat olacak. İlk önce bu şekilde ortalardan başlıyorum. Kuyruğunu en son yapacağım. Şöyle eyeliner'ımı çektim. Evet, bu eyeliner'ı çok seviyorum. Çünkü dediğim gibi çok yoğun, siyah bir şekilde sonuç alabiliyorum. O yüzden gerçekten bu eyeliner'ı çok çok seviyorum. Evet, eyeliner'ımı sürdüm gördüğünüz gibi. Şimdi ten makyajımı yapmaya devam edeceğim. Yoğun bir kontür yapmayı istiyorum. Biliyorsunuz ben kontür yapmayı çünkü çok seviyorum. Bu NYX'in Highlight ve Contour paletini kullanacağım. Buradaki en açık rengi kullanacağım. Çünkü neden? Bu palet birçok pigmentli. Yani mutlaka fırçanızı alırken dikkat edin. Gerçekten çok pigmentli. Bir anda böyle yanağınıza o siyah kontürü tokat atmış gibi görebilirsiniz. O yüzden mutlaka dikkatli kullanın. Zoeva'nın bu 130 numaralı fırçasını kullanacağım. Bu fırça gerçekten çok güzel bir şekilde kontür yerleştirmenizi sağlıyor. Çok rahat ettim. Ben şu rengi alacağım. En açık renk. Bu gözüküyor çünkü. Bayağı bir fazlalığını gördüğünüz gibi atıyorum. Şuradaki boşluk olan kısmı uygulayacağım. Sanırım bu kadar yeterli gibi. Ama biraz daha yoğunlaştıracağım. Hafif de şöyle dağıtıyorum. Çok hafif şöyle şakaklarıma birazcık daha böyle alnıma uyguluyorum. Burnuma da birazcık uygulayacağım. Burnuma zavallı burnuma da uygulayacağım. Birazcık. Ama bunu aynı kontrol paletiyle uygulamıyorum. Çünkü NYX'in paleti gerçekten çok pigmentli olduğundan dolayı kontrol dışından çıkıyor ve komik oluyor. O yüzden ben de Benefit Hula kullanacağım. Bu biraz daha böyle hani kontrollü bir şekilde uygulamamı sağlıyor. Burnuma kontür henüz yapamıyorum. Her gün şekilden şekle giriyor. Her gün bir gün şişiyor, bir gün çok iyi oluyor. O yüzden kafasına göre bakalım hafif şuraya uygulayacağım. Umarım başarabilirim. Şöyle hafif de şöyle ortaya da uyguluyorum. Altına da. Şu tekrardan Laura Mercier'in pudrasını alacağım ve bunu alıyorum köşesini ve şurayı birazcık temizleyeceğim. Çünkü kontrolü çok dağıldı. Şöyle. Biraz böyle kalktıktan sonra temizleyeceğim. Makyaj yapmayı gerçekten çok çok özlemişim. Bir daha bu kadar ara vermeyeceğim kesinlikle. Şimdi alık kullanacağım. Alık olarak da MAC Peaches kullanacağım. Bu yine son zamanlarda severek kullandığım tek alık diyebilirim. Hem böyle hani turuncu tonların olmasına rağmen tüm makyajla uyumu çok güzel oluyor. Sanki böyle her kişinin renk tonuyla bütünleşiyor gibi. O yüzden bu alığı bayağı seviyorum. Şimdi highlighter uygulayacağım. NYX'in Stroke of Genius isimli paletini kullanacağım ve son zamanlarda yine buna takmış durumdayım. Gerçekten çok güzel bir aydınlatıcı.
toz toz durmuyor, çok kremsi. Bence mükemmel ve gözenekleri de belli etmiyor. En önemlisi de bu. Çünkü bazı highlighterlar gerçekten gözenekleri çok belli ediyor ve böyle o kadar çok böyle gözenekleri belli ediyor ki bazı highlighterlar sanki olmayan gözeneklerinizi de ortaya çıkartıyormuş gibi oluyor. O yüzden bunu gerçekten çok sevdim. Bakın normalde şu anda kameramın rengi böyle beyazım ya, aslında şöyle olması gerekiyor. Göstereceğim şimdi size. Şöyle beyaz ayarı yapıyorum. Normalde rengim böyle aslında ama niye kamera böyle bu kadar beyazlıyor onu anlamadım. Bu Sigma'nın Strobing Fan isimli fırçası. Bunun boyu tutan benlik. Çok güzel. Şimdi buradan şuradaki ilk sıradaki rengi alacağım. Şu uzaktan göstereyim. Bunun rengi tam bana göre çünkü. Bakar mısınız? Gerçekten çok güzel. Bayağı bol kullanacağım. Şöyle yanaklarıma kadar hatta getirmeyi düşünüyorum. Şöyle kaşımın üzerinde uyguluyorum. Burnum ancak bu kadar olabiliyor. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Dudamdaki nemlendiricinin fazlalığını alacağım. Birazcık da maskara uygulayacağım. Uçlara. Sadece uçlara. Çünkü biliyorsunuz bende ipek kirpik var gördüğünüz gibi. İpek kirpiğim var, hala maskara mı sürüyorsunuz diyenler varsa Ankara'da ama bilmiyorum, ben uçlara da çok az uygulamayı seviyorum ama günlük hayatta tabii ki de maskara uygulamıyorum ve gerçekten çok rahat bir şeymiş. Şimdi şöyle çok hafif uçlara maskaramı uyguluyorum. Ne yapayım? Maskara, kirpik, takma kirpik. Çok seviyorum. Bence göz makyajımla harika olacağını düşünüyorum. Bu NYX'in Lingerie isimli Liquid Matte Rouge'unu kullanacağım. Rengi gerçekten göz makyajımla çok uyumlu. Aslında bu kadar uyum uyum sevmezdim ama bilmiyorum. Bugün böyle uyumlu olmak istedim. Yüzüme bakarken niye fark ettim? Burnuma aydınlatıcı uygulamamışım. Biraz da burnuma highlighter uygulayayım. Biliyorsunuz burnum benim için çok önemli. Şöyle minicik. Ay ne kadar değişti. Hala kocaman ve hala çok şiş. Bu arada rujun rengi, rujun adı Teddy. Zaten tüm ürünleri her zamanki gibi aşağıdaki bilgi kutusunda bulabileceksiniz. Rujumun rengini çok beğenmedim. Yani bilmiyorum, çok koyu oldum. Böyle gözlerim koyu, dudaklarım koyu. O yüzden üzerine yine NYX'in aynı serisinde olan Lingerie serisindeki bu corset rengini kullanacağım. Bunun rengi de bayağı bir açık ama oldukça soğuk bir renk. Bunu kullanacağım o yüzden. Bunun üzerine nasıl olacak bilmiyorum ama böyle birazcık ombre yapmaya çalışacağım. Yani hiç beceremem aslında ama hafif böyle ombre yapmaya çalışacağım. Bence böyle bu renkle çok daha güzel oldu gibi. Sanki hani dudak koyu olunca göz makyajım birazcık gölgede gibi kalmış oldu. Bence böyle çok daha güzel oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Makyajımın sonuna geldik. Makyajım bitmiş hali bu şekilde. Biliyorsunuz ben bu tonları zaten kullanmayı ve günlük hayatımda da kullanmayı çok seviyorum ama tabii uzun bir zamandır ne günlük hayatımda da buralarda makyaj yapıyordum. O yüzden makyaj yapmayı çok özlemişim. Sizi çok özlemişim. Tabii uzun zaman sonra böyle sohbetli video yapmaya başlayınca sadece insan makyaj yapabiliyormuş. Sohbet yapmayı da unuttum ama bir sonraki videolarımda sohbetli güzel videolarımı çekmeye devam edeceğim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma ilk defa da geldiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.